Sevgili dostlar merhaba. Bugün çok enteresan bir oyuncakla beraberiz. Arkamda görmüş olduğunuz araç Kerem Mevrik XRS Turbo Arar. Ve 4 kişilik versiyon. Bu versiyon Max olarak geçiyor. Peki neden oyuncak diyorum biliyor musunuz? Çünkü marka dünya bizim oyun alanımız, bunlar da oyuncaklarımız diye anlatıyor kendisini. Ve sloganları da dünya bizim oyun alanımız. Bu oyuncak 900 cc 3 silindirli Rotax motora sahip, 200 beygir güç üretiyor ve inanamayacaksınız ama arazide 0'dan 100 kilometreye 4 saniyenin altında ulaşıyor. Acayip bir oyuncak, inanamayacaksınız. Ancak ilk başta şunu söylemem gerekiyor. Kenem grubunun pek çok ATV, UTV versiyonları var. Bu versiyon plakalanmıyor. Avrupa homologasyonu yok. Aracın üzerinde aynalar vesaire, yani bunun trafiğe çıkması için gereken ekipmanlar yok. Bunu römorkla araziye ya da çiftliğinize götürüyorsunuz ve orada kullanıyorsunuz. Ancak ben 4 kişilik ailece gene de bir yola çıkmak istiyorum derseniz, bunun bir alt versiyonu var, 100 beygirlik olanlar. Onlar plakalanabiliyor. Tüm trafik gereksinimleri, sinyalizasyonları var. Arzu ederseniz o araçları da alabilirsiniz. İkisini nasıl ayırt edeceğiz derseniz, bu aracın tekerlekleri dışarıya doğru açık ve araba biraz daha böyle yassı pil gibi. Diğerini yan yana koyduğumuzda daha basık, biraz daha ince bir araç olduğunu göreceksiniz. Bu versiyonun adı Maverick, diğer versiyonun adı da Maverick Sport. Böyle de ayırabilirsiniz. Bu versiyonun en büyük özelliği araçta Smart Shock amortisörler olması. Fox markası biliyorsunuz dünyanın en iyi amortisörlerini, spor amortisörlerini üreten marka. Kenem'le birlikte Fox'un ortak üretimi olan Smart Shock sistemi, gördüğünüz gibi uzun amortisörler ve yaylardan oluşuyor. Özellikle arka tarafta bunu daha net göreceksiniz. 1,60 m kadar açılıp kapanabilen bir süspansiyon sistemi var aracın. Bu ne işe yarıyor derseniz, böyle çukurlardan, tepelerden falan tam gaz geçerken siz içeride hiçbir şey hissetmiyorsunuz ama ön tarafta sürekli şöyle bir hareket oluyor. İşte X3 serilerinin en belirgin özelliği bu kullanılan amortisörler. Peki bu sistem kendini nasıl adapte ediyor derseniz, saniyenin 1/17'sinde okuduğu verilerle süspansiyonun sertliğini, yumuşaklığını, açılıp kapanma şiddetini otomatik olarak ayarlıyor. İşte Smart Shock size bunu sağlıyor. Bu amortisör rezervuarlı bir amortisör. Yukarıda tüpleri göreceksiniz. Bu tüpler de şu işe yarıyor. İçerisindeki yağın ısınmasını engelliyor. Normal bir amortisörün içindeki yağ sürekli olan basınçtan ısınır ve zamanla, bu zamanla dediğim işte siz sürekli kullanıyorsanız belki bir saat içinde, yağ özelliğini kaybetmeye başlar. Eğer böyle bir rezervuar sisteminiz varsa içerideki yağ sürekli devir daim olur. Dışarıdaki tüp sayesinde soğur ve sıcak yağ ve soğuk yağ kendi arasında sirküle olduğu için amortisörleriniz hiçbir zaman özelliğini kaybetmez. İki tekerlek arası bayağı geniş, yani 186 santim bir genişliğe sahip. Ön tarafta bir X logomuz var. Bu X logosu aslında Kenem'in yarış takımlarına da bir atıfta bulunuyor. Çünkü dünyadaki yarış takımı X Team olarak adlandırılıyor. Sportifliğe güzel bir atıf var burada. Turbo RR yazısı burada. BRP logomuz burada. Biliyorsunuz Kenem Bombardier grubunun, yani kısaltması BRP olan grubun bir markası. Türkiye'de de 50 yıldan uzun bir süredir, herhalde 55 yılı bulmuştur, Depar Motor tarafından resmen ithal edilen ve tüm garantileri verilen bir marka. Kenem SSV'lerin, diğer adıyla da UTV'lerin marka yüzü. Burada gördüğünüz ledler ve şuradaki far grubu. Burası gündüz ledleri, sürekli yanıyorlar. Bu ön taraf size şu anda açık gibi görünüyor ama Kenem Lego gibi. Ne isterseniz bu aracın üzerine sonradan takabiliyorsunuz. Buraya isterseniz ortadan bir demir daha geliyor. Veya kısa yarım cam takabiliyorsunuz veya tam cam takabiliyorsunuz silecekli. Ve arzu ederseniz aracın tamamını, her yerini kapatabiliyorsunuz. Şimdi bunları tabii merak ettiniz, bir anda gözünüzde canlandıramadınız. Şu anda bu aracın stok halini, fabrika halini videoya çekiyoruz. Kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra size çok manyak bir video ile geleceğiz. Dünyada bu araç için üretilmiş ne kadar aksesuar varsa onların hepsini bu araca takacağız. Bunun içinde ortamı diskoya çeviren devasa hoparlörlerin olduğu bir özel tavan sistemi de var. İşte o zaman bununla gerçek anlamda oynayacağız. Dünyanın nasıl bir oyun alanı haline geldiğini göreceğiz ama şimdilik bugün fabrikasyon stok haliyle sizleri tanıştırdık araçla. Ön tarafta
İki parçalı ağ kollarını görüyorsunuz. Bunlar yarış otomobillerinde de kullanılan sistem. Birbirinden bağımsız olarak hareket ediyor ve aracın oldukça dengeli gidebilmesi için bir zemin hazırlıyorlar. Aracın üzerinde standart olarak bu dişli lastikler geliyor. Ama siz arzu ederseniz buna işte farklı ATMT ya da ekstrem daha farklı lastikler takabilirsiniz. Bu arada bu araç Amerika'da özellikle kumda, çöllerde kullanılmak için tercih edilen bir araç. Allah ne verdiyse gidiyorlar. Bunun arkasında iki tane de çok uzun anten takıyorlar. Üzerinde bayrak olan. Onun da ne işe yaradığını yeri gelmişken söyleyeyim. Tepelerden sürekli atladıkları için ilerideki tepenin arkasında ne olduğunu görmüyorlar. Bir araba olabilir, üstüne düşmek istemiyorlar. O yüzden her aracın üzerinde çok yüksek bir anten vardır ki tepelerin arkasında da nerede oldukları görünsün. Şimdi bu jantların bir özelliği var. Bunlara bedlocklı jant diyorlar. Normal jantın üzerinde burada çelik bir plaka var. Yaklaşık 16 tane de vidası var. Bu parça lastik dudağını jantla kendi arasında sıkıştırıyor. Bu da şu işe yarıyor. Biliyorsunuz yan yan giderken lastikler içeriye doğru kayılır ve ya hava kaybeder ya da jantından çıkar. Bunda kesinlikle janttan çıkma diye bir şey söz konusu değil. Hatta şunu söyleyeyim, lastiğiniz indi, yarıldı. Yine de buradan çıkmaz, üzerinde gitmeye devam edebilirsiniz. Ama en önemli özellik, özellikle arazi sürüşlerinde yana doğru gittiğinizde içine böyle taş, toprak, küçük bir şeyler girer ve lastiğin hava kaybetmesine sebep olur. Bu bedlocklar sayesinde böyle bir şey yok. Üstelik bu fabrika çıkışı böyle size hazır geliyor. Kenan Mevrik'in, yani bu aracın aynısının, Mevrik XRS'in aslında iki kişilik versiyonuyla tanıştık. Bununla ilgili de geçmiş videolarımıza bakarsanız böyle arkadaş grubu olarak çıkıp biraz böyle eğlendiğimiz bir videoyu göreceksiniz. Daha sonra 4 kişilik olan versiyon çıktı çünkü çok talep oldu. İnsanlar aileleriyle ya da arkadaşlarıyla beraber gitmek istiyorlar. Şöyle düşünün, 2 kişilik bir araç var. Sizin gittiğiniz yere diğerleri gelemiyor. Şu anda 4 kişi çok rahat gidebilirsiniz. Buralar açık geliyor fabrikasyon ama arzu ederseniz bunları kapatacak orijinal ekipmanlar da var. Burayı da kapatabilirsiniz ve arkayı da kapatabilirsiniz. Peki kapı nasıl açılıyor? İşte böyle. Her iki kapı da şuradaki bir kol sayesinde kolayca açılıyor. Bunu da açalım. İnmesi binmesi çok kolay. Onu size birazdan göstereceğim. Ayrıca arzu ederseniz şu anda bunda yok. Alt tarafa bir demir koruma da ilave edebiliyorsunuz. Buna ilaveten karter muhafazalar, şanzıman muhafazası gibi çok fazla orijinal ekipman takabilirsiniz. Ancak araç zaten altı tamamen kapalı geliyor. Hani siz bana yetmiyor, ben çok daha güçlü bir şey istiyorum derseniz o ekipman da sizin için hazır olarak bekliyor. Bunların tamamını Depar Motor'dan sipariş geçebilirsiniz. Hatta Depar Motor'un web sitesine girerseniz kendi aracını özelleştir diye bir sayfa var orada. İthal ettikleri tüm modeller için kendi siparişinizi de oradan oluşturabilirsiniz. Bence bir bakın derim. Yine yarış otomobillerinden hatırlayacağınız üzere burada bağımsız tandır kolları var. Şuraya bağlı kollar ve arka taraf şu şekilde hareket ediyor. İşte o 1,60 m açılabilme kabiliyeti sadece amortisörün değil, buradaki kolların da bir kabiliyeti. Biraz önce bahsettiğimiz rezervuarlar da bunlar. Aracın başka bir özelliği daha var. Üzerindeki tüm süspansiyonlarda yükseklik ve sertliği isterseniz manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki parçaları içerideki bir özel anahtarıyla yukarıya aşağıya hareket ettirerek sertlik, açılma, kapanma derecesi gibi özelliklere müdahale edebiliyorsun. Fabrikasyon olarak bu araç yerden 41 santim yükseklikte geliyor. Daha yüksek yapabilirsiniz, daha alçak yapabilirsiniz. Sizin ayarlarınıza göre Smart Shock kendini tekrar organize ediyor. Ve tüm bu otomatik sistemleri sizin ayarlarınızla birlikte çalışacak şekilde kullanıyor. Kenan Mevrik'in arka tarafı ön tarafından daha etkileyici. Burada 3 parçalı linkler var. Burada da CVT şanzımanı görüyoruz. Kayışlı bir sistemle çalışıyor bu araç ve çok böyle özel bir durumda gene yarış temposunda kayışların değiştirilmesini çok kolay bir hale getirmişler. Sadece şurada kapağı açıyorsunuz. Çok küçük müdahaleyle hemen kayışı değiştirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yarış ortamında biliyorsunuz bu tip şeyler aracın
çok kolay müdahale edilebilir olması yarışçılar için çok değerli, ciddi zaman kazandırıyor. Biraz da burayı anlatmak istiyorum size. Biraz önce söylediğim işte Lego gibi araç konseptinin devamı. Çünkü buralarda orijinal bağlama yerleri var. Ve Can-Am sizler için işte büyük bir taşıma çantası, büyük bir buzluk veya ne bileyim silah taşıma çantası gibi pek çok seçeneği hazır olarak sunuyor. Yapmanız gereken tek şey tık tık buralara yerleştirmek ve bunların çıkartılması da çok kolay. Yanınızda taşımak istemiyorsanız hemen alıp bir yere koyup yolunuza devam ediyorsunuz. Bu tip araçlarda ekipmanlar çok önemli. Araçtan daha değerli. Çünkü başka markalardan biliyorum. Bir şeyleri takmak için sürekli kesip biçmek zorunda kalıyorsunuz. Hayır, bunlarda her şey orijinal. İhtiyaç duyabileceğiniz her şeyi yedek parça olarak Can-Am'dan alabilirsiniz. Burada da bir egzoz çıkışımız var. Ya egzozu bile çok güzel. Hep tasarımı ön tarafa yaparlar ya. Bakın ön taraftaki petek tasarımı buraya da getirmişler. Ayrıca bu gene yarışa girecekseniz, bir yarış temposunda olacaksanız buradaki linklerin de heavy duty parçaları üretildi. Bu tip araçların bazı detaylara, özelliklere ihtiyacı var. İşte rüzgar, çamur veya su gibi doğa koşullarında sorunsuz hareket edebilmesi lazım. İşte bizim hava filtremiz burada. Yani aşağı yukarı şuralarda bir yere kadar bu arabayla sorunsuz bir şekilde sudan geçebilirsiniz. Siz ıslanırsınız ama araç bundan etkilenmez. Çok tozlu ortamlarda ya da kumlu ortamlarda gidecekseniz hava filtresi için de ayrı bir aparat var. Onları da yine orijinal ekipman olarak isteyebilirsiniz. Maverick XRS 4 kişilik olan versiyonda böyle iki parçalı bir plastik tavan kaplama var. Bunun altında da boydan boya bir kafes var. Eğer kampa gitmek istiyorsanız, uzun bir süre doğada kalacaksanız bunun üzerine atkılarınızı atıyorsunuz. Onun üzerine de araç üstü çadırınızı koyup dilediğiniz kadar doğada zaman geçirebilirsiniz. Yani aynı zamanda harika bir kamp aracı. Bir sonraki videomuzda bu aracı nasıl göreceksiniz? Şuradaki tavan tek parça olarak 8 hoparlörlü, içinde ledlerle donatılmış baslar, tizler vesaire bir tavana dönüşecek ve bu tavan şöyle yukarıya doğru kalkıyor. Bulunduğu alanı gerçek bir konser alanına çeviriyor. Yani dağ başında arkadaşlarınızla konser verebilirsiniz. Muhteşem bir müzik ziyafeti çekebilirsiniz. Sonra da kapatıyorsunuz. Hiçbir şey yokmuş gibi yolunuza devam ediyorsunuz. Ön tarafa geçip aracı kullanmadan önce arka tarafa bir geçelim bakalım. Benim gibi göbekli bir amca buraya rahat rahat oturabilecek mi? Evet. Geldik. Şu anda ön koltuk arasıyla bir karıştan daha fazla bir mesafem var. 4 noktalı emniyet kemerlerimiz var. Bunlar arazi sürüşü için güvenli, gerekli. Şurada yumuşak plastik kaplamalı bir tutamaç var. Burada da bir tutamaç var. Hareket halindeyken bu ikisini de tutabiliriz. Burada da bir şekilde öne doğru hareket edersek diye yumuşak plastikten bir koruma malzemesi var. İki kişi burada çok rahat bir şekilde oturabiliriz. Ayrıca yanımızda içeceklerimiz varsa önde iki tane, arkada iki tane de bardak koymayı yeri yapmışlar. Yani adamlar gerçekten otomobil gibi bir şey öğretmişler sizlere. Gerçek anlamda yüksek performanslı sürüşlerde işte ayaklarımızın altında küçük rampaları, ayakları dayıyoruz. Buralardan tutunuyoruz, kemerlerimizi de bağlıyoruz. Yani kendi güvenliğimizi ve kendi rahatımızı sonuna kadar bu koltukta oluşturabiliyoruz. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Bu performanslı ve bu kadar çok hareket edebilen kabiliyete sahip bir araçta mutlaka kask takmanız gerekiyor. Çünkü siz kendinizi ne kadar bağlarsanız bağlayın, vücut esnektir. Ve çok yüksek darbelerde hareket edip başınızı buralara ya da arkaya çarpabilirsiniz. Zaten Can-Am de diyor ki bu araçları kesinlikle kasksız kullanmayın. Öyleyse öne doğru geçelim ve bakalım ön taraf nasılmış. Bu ters kapılara alışmak zaman alacak biraz. Evet. Vallahi öne geçmek, arkaya geçmekten zor. Ayarımı da yapayım. Evet. Direksiyonda da yükseklik ayarı var. Bakın böyle yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Bu aracın böyle minicik küçücük radyo frekansıyla çalışan immobilizer'lı bir minicik anahtarı var. Aslında aracı tanımayan birinin anahtar bile olduğunu anlamayacağı çok keyifli küçücük bir şey var ama dikkat edin, siz de kaybetmeyin. Kaybetmek için de küçük.
Kenam servisleri sizler için şöyle bir avantaj sağlayabiliyorlar. Bu anahtarın şöyle bir özelliği var. Değişik hızlara limitlenmiş farklı anahtarlar kullanabiliyorsunuz. Bir arkadaşınız istedi aracı ama ilk defa kullanıyor. İşte 200 beygirlik versiyonunu kullandırmak istemiyorsunuz. Kodlanmış anahtarı veriyorsunuz. Hızı ve gücü limitlenmiş bir şekilde en azından araçla biraz dolaşabiliyor. Master anahtar sizde kalıyor. O anahtarı çıkartıp master anahtarı taktığınızda yine gerçek performansıyla sürüşe devam edebiliyor ve bunu birkaç anahtarla yapabiliyorsunuz. Farklı hızlara ve farklı beygirlere Kenam servislerinde anahtarlarınızı kodlatabiliyorsunuz. Bu aracı bir yerden bir yere transfer ettirecekseniz de o kişiye işte çekiciye bindirip bir yere götürecekse vesaire o kişiye bu sınırlandırılmış anahtarı veriyorsunuz. Sadece çekiciye bindiriyor, indiriyor ama araçta bir gazlama operasyonu yapamıyor. İçeriye geçtiğimizde acayip büyük bir geniş alanına sahibiz. Ön konsolda aşağıya doğru duruyor. Arabanın önüne kadar görüyorum. Görüş alanım çok geniş. Hemen buradan anlatmaya başlayayım. Kornamız var. Aslında önce bir çalıştıralım. Start stop düğmemiz burada. Evet, böyle de keyifli. Bakın hemen şurada Performance Key diye bir şey çıktı. Ayrıca araç Eco modda şu anda. Performance Key dediğimiz bizim master anahtar. Peki buradan anlatmaya başlayalım. Korna düğmemiz var. Farları buradan uzun kısa ayarlayabiliyoruz. Aracın farları sürekli olarak açık. Sadece uzun ya da kısa ayarı yapabiliyoruz. Burada bir düğmemiz var. Override yazıyor. Override düğmesi şu işe yarıyor. Geriye doğru giderken, geri giderken daha performanslı gitmek istiyorsak override'a basıyoruz. Burada yol bilgisayarının kontrol düğmeleri var. Şurada bir 12 volt soketimiz var. Burada aracın 2 çeker, 4 çeker ve diferansiyel kilidini ayarladığımız bir ortam var. Şu anda 2 çeker arkadan itişte. Şu anda 4x4'te. Bu arabanın arka tarafındaki diferansiyel kilidi sürekli olarak aktif. Buna da basarsak hem arka hem ön diferansiyeli kilitlemiş oluyor. Tekrar 2 çeker alıyorum. Burada da Trail ve Trail Active yazıları var. Trail normal sürüşlerde kullanacağınız seçenek. Trail aktive geldiğinizde de arazide yüksek performansla gittiğinizi anlatmak istiyorsunuz şanzımana, diferansiyele. Onlar da buna göre hareket ediyorlar. Ve yine burada bir düğme var. İşte bu da süspansiyonun yani Smart Shock'un bizden aldığı mesaj. Ben konforlu bir sürüş yapmak istiyorum derseniz buraya basıyorsunuz. Spor derseniz bir kere daha basıyorsunuz ve hayır ben iyicene azacağım derseniz Spor Plus düğmesine basıyorsunuz ve araç gerçekten çıldırıyor. Aracın otomatik vitesi de burada geri, boş, high ve low seçeneğimiz var. Tekrar burada da park alıyoruz. Burada da bir tutma yeri var. Şimdi ben tutuyorum ama benim tutmam gereken yer aslında direksiyon. Burası yan tarafta oturan kişinin tutunacağı yer yine. Kapının içinde tutunacağı ayrı bir yer daha var. Sol eliyle burayı, sağ eliyle de orayı tutuyor. Ön tarafta yine ayak dayama yerleri var. Burada da güzel, çok geniş açılı bir aynamız var. Arka tarafı tamamen buradan görebiliyoruz. Direksiyon simidi de böyle küçük, kolay kavrayabildiğiniz ve elinizin kaymasını engelleyecek malzemeden yapılmış bir direksiyon simidi. Şurada DPS yazan bir düğme var. Buna bastığımızda direksiyon yumuşak, orta ve sert olarak 3 ayrı seviyede ayarlanabiliyor. Aracın hangi çekiş sisteminde olduğunu da gösterge paneli üzerinde şurada görebiliyorsunuz. Bakın tekrar şimdi düğmeye basıyorum. 4 çekere geçti ve ön tarafı kilitledi. Ortaya aldım ve 2 çekere geçtik tekrar. Hazırız ve gidiyoruz. Çalıştırdık.